Ramazan ayından nasıl istifade etmek lazım? Hocam Ramazan ayında %100 istifade etmek lazım. Bu istifadenin olması için kulun evvela, çünkü birçok müjdelerde Mevla Teala Hazreti Allah Resulü birçok müjdeler ifadeleri söyledikten sonra bazı ahlaklarını bırakamayan insanların o müjdelerin dışında kaldığını beyan ediyor. O yüzden insan bu Ramazan'da yüksek derecede istifade etmesi için evvela ısrarlı olan, devamlı olan bir yanlış varsa buna dur demesi lazım hocam. Allah Resulü'nün de ifadesi La sagirete la kebirete ma'al istiğfar ve la sagirete ma'al ısrar. Israrla beraber küçük günah yoktur. Devamlı yapıldığı takdirde küçük günah yoktur. İstiğfarla beraber büyük günah yoktur. Dolayısıyla bir Müslümanın şu aydan en güzel şekilde istifade etmesi için evvela özellikle ki Allah dostlarının da ifadeleri hocam kitaplarımıza geçen bir insanın diyor feyzini, bereketini en ziyadesiyle kısan şey diyor haramlardır buyuruyor. Mevla Teala Hazretlerinin yasaklarıdır. Bir insan şu Ramazan'ın feyzinden, bereketinden, şu Ramazan'ın ruhundan hissetmesi için evvela özür diliyorum bazı pislik kapılarını kapatması lazım. Zaten Rabbim ne yapmış? Rahmet kapılarını zaten açmış. Cennetin kapılarını zaten açmış. O yüzden insan evvela şu göz perdelerini kapattığı zaman haramlara karşı özellikle gıybetle alakalı, Müslüman kardeşleriyle alakalı ifadeleri kulaklarını tıkadığı zaman Müslümanların aleyhinde olmayla alakalı yalan, aldatma, gıybet gibi günahlardan kendisini muhafaza ettiği andan itibaren Allah'ın izniyle Ramazan'dan en güzel şekilde istifade etmiş olacaktır. Bak Allah Resulü de buyuruyor. Ben bir şey yapamam. Ben kendime sahip çıkamam mı? Nevmus saim ibade. Allah Resulü diyor ki uyu o da ibadettir. Adam kendini muhafaza edemiyor. Durduğu zaman yanlışa gidecek. Konuştuğu zaman gıybet edecek. Ona diyorlar ki sen uyu. Uyuyorsun ya ibadet sevabı yazılıyor. Ve sumtuhu tesbihun. Konuştuğun zaman kendine hakim olamıyor musun diyor. Susuyorsun ya. Sanki eline tesbih almış. Allah Allah la ilahe illallah. Bu şekilde Allah'ı zikreden bir kul gibi tesbih muamelesi yapılıyor kendisine. Yani Rabbim bu ayda kulun zaten kazanması için her türlü rahmet kapısını açmış. Uyuyorsun ibadet, susuyorsun ibadet. Yani Rabbim daha ne yapması lazım bir kula? Duaları mutlak kabuldür bak. Duası mutlak. وَدُعَاهُ مُسْتَجَابٌ Duası kabuldür buyuruyor. Bugün bir insana şöyle, bir insanla otur ki bir anneyle, bir babayla, evladıyla, yakınıyla, amiriyle, işçisiyle sıkıntısı olmasın. Veya maddiyatla alakalı sıkıntısı olmasın. Bak işte bu ay duaların kabul olmuş olduğu bir aydır. Ya hocam benim duam kabul olur mu? Senin özelliğin var. Allah senin niye duanı kabul etmesin ki? Yani sen atıl bir kul musun? Sen öyle başıboş bırakılmış bir kul musun? Sen takip edilmeyen bir kul musun? Öyle bir şey yok ki, öyle bir kul yok ki ya. Ama adam, hocamız bunu defaatten devamlı surette söyler, kendini özel bir yere kor aslında. Ya Allah beni affetmez, benim duam kabul olmaz. Niye? Sen kimsin? Niye olmayacak yani? Sen şeytandan daha şeytansın deseler zıplarsın. Firavundan daha gavursun deseler zıplarsın. Peki onlara zıplıyorsun da niye kendine duayı yakıştıramıyorsun? O yüzden insan ne yapmayacak? Kendini köşeye atmayacak. Kendin de kendine dua edeceksin. Bütün müminlere. Rabbi gfirli ve li valideyye ve lil müminine. Ya Rabbi beni, anne babamı ve bütün müminleri. Bak duanın edeplerindendir. İnsan kendisini, anne babasını, yakınlarını ve bütün Müslümanları ne yapacak? O duaya katacak. Yoksa diğer türlü sen dua etme, ben dua etme. O zaman bu duayı bir peygamberler edecek, bir de Allah dostları edecek. Diğerlerinin etmesine gerek yok. Niye? Onların zaten duası kabul olmaz diyebilir miyiz biz? Rabbimiz ne buyuruyor? Eğer diyor sizlerin duası olmazsa diyor ne işe yararsınız diyor. Kul o dua ile beraber kendini ortaya koyacak. Acziyetini ortaya koyacak. Kendi eksiklerini görecek aslında. Kendi eksiklerini görecek.
ve onları ortaya koymayla beraber Rabbisinden isteyecek. Zaten var olan nimetleri de Rabbimiz vermişti, ihsan etmişti. Var olacak nimetleri de yine Rabbim ne yapacak? Bahşedecek. Öyleyse kulla ne yapacak? İşte inşallah dua edecek. Ve hadis-i şerifin devamında günahları diyor af olunmuştur buyuruyor. Bak bu da ne büyük bir nimet. Günahlar direkt af olunmuştur. Ama tabii bir de ne var hocam? Bir de şöyle Mevla Teala Hazretlerine tabir ederse bembeyaz, süt misali o amellerin lekesiz, pürüzsüz şekilde ne olması? Pürüzsüz şekilde Mevla Teala Hazretlerine arz olunması. Allah Resulü ne buyuruyor? Oruçlarınızı yamalamayın buyuruyor. Zedelemeyin buyuruyor. Şimdi ben buraya mesela örneğin son derece şurasında leke olan kırışık bir cübbeyle buraya çıksaydım seyircilerimiz haklı olarak ya şuna bak kardeşim adamın yani seyircilere şey yok, saygısı yok. Bari o TV'de olanlara saygısı olsun der adam haklı olarak yani. Niye? Çünkü bu cübbeyle işte lekeli, kırışmış bir vaziyette çamaşır makinesinden çıkan kıyafeti üzerine giyebilir misin? Giyemezsin. Temiz olduğu halde giyemiyorsun. Şimdi sen Mevla Teala Hazretlerine arz edilen şu oruçlarımızı devamlı surette hemen arz edilen gün be gün, gün be gün arz edilen oruçları da Allah Resulü ne yapmayın buyuruyor. Onları zedelemeyin, yamalamayın buyuruyor. İnsan bir harama baktığı zaman oruç tabiri ise oradan bir delik açılıyor oradan. Oruç zaten günahlar af olunduğu için, Allah için oruç tuttuğu için tekrar Rabbim orayı kapatıyor. Ama ek bir tabiri caizse bezle. Orada bir yama var. Orada bir iz var. Orada bir muamele var. O ne yapıyor? Dikkat. O dikkat çekiyor hocam. O yüzden işte Rabbimiz o bu oruçları bize nasıl istiyor? Pürüzsüz şekilde. O sütün Rabbimizin tarifiyle özür diliyorum kan ve pisliğin arasından çıktığı gibi tertemiz, pak bir şekilde çıktığı gibi oruçların, ibadetlerin de o şekilde Rabbimize arz edilmesi. O yüzden insan ne yapacak? Günahlardan Rabbim affediyor diye rahat bir şekilde takılmak ne olmaz? Suistimal bir kula yakışmaz. Ve hadis-i şerifin devamında da amelleri kat kattır buyuruyor. Derecenin artmasını mı istiyorsun? Yarın ahirette Resulullah'a komşu mu olmak istiyorsun? Allah dostlarıyla beraber mi olmak istiyorsun? Yüksek derecelere nail olmak mı istiyorsun? Oruç tutuyorsun Mevla Teala Hazretleri sana son derece dereceni arttırıyor, kaliteni arttırıyor. Mevla Teala Hazretleri tabiri caizse sana yağdırıyor. Kul bu ayda ne yapmaması lazım hocam? Penceresini kapatmaması lazım. Evini kapatmaması lazım. Allah Resulü'nün oruçla alakalı, özellikle Ramazan'la alakalı onlarca, yüzlerce hadis-i şerifi var. Yüzlerce. Bunların hepsi nedir hocam? Bunların hepsi bizlere verilen müjdelerdir. Bizlere verilen nimetlerdir. Kul bu kadar teşvik edilen, bu kadar övülen, kazanımı son derece yüksek olan bu büyük amellere ne yapmaması lazım? Kulak ardı etmemesi lazım. Hazır şeytanlar da bağlanmış. Bak nefsinle baş başasın, Rabbinle baş başasın, seni etkileyecek, seni yanlış yola sevk edecek hiçbir engel yoktur. Tek engel var, o da kendinsin. Kendini toparladığın zaman, oruçla beraber, açlıkla beraber, Allah'ın izniyle bir adım attığın zaman, Rabbim sendeki o acziyeti gördüğü zaman, o boyun büküklüğünü, o takatsizliğini gördüğü zaman, o Rabbimizin hoşuna gidiyor işte. O anda ellerini kaldırdığın zaman Rabbimizden almayacak hiçbir şeyimiz yoktur. Ramazan ayı diyor maddi ve manevi kazanımı olan bir aydır. Biz sadece olayı manevi olarak düşünüyoruz. Yok hadis-i şeriflerde yine bu ayın maddiyatını, Müslümanın rızkı artar buyuruyor bu ayda. Ama bizim millet hep bizlere ne yaptılar? Bu işleri hep sadece manevi kazanımmış gibi gösterdiler. Bu ayda hem manevi hem de maddi kazanımların son derece yüksek olmuş olduğu bir aydır. Öyleyse kul ne yapması lazım? Rızkını da bu ayda eğer hocamız ilk teravih sohbetinde de kendileri ifade buyurmuşlardı. Eğer orucun o hududuna orucunu tutarsın ve haramlardan kendini muhafaza ettiğin takdirde ve rızıkla alakalı sana yapman gereken muameleleri yaptığın takdirde
Allah'ın izniyle rızkın da artar. Çünkü Allah Resulü rızkın artacağını bu ayda ifade etmiştir. Öyleyse ne vardır? Bir engel vardır. Kişinin kendisi. O engel aşıldığı zaman, o engel de nedir? Haramlara düşme olayıdır. Başka sıkıntılardır veya o sıkıntı aşıldığı zaman hem manevi kazanım olacak hem de maddi kazanım olacaktır Allah'ın izniyle.